Hocam çok etkilendim. Çocuklarım babasız kalacak deyince bir an aklıma kendi çocukluğum geldi. Ben de o bebek kadarmışım babam öldüğünde. Baba, ne işin var senin burada? Birazdan bir ameliyata gireceğim de kendi başıma kalıp biraz kafamı toplayayım dedim. Senin ne işin var burada? Ha şey, üzerinde çalıştığım bir proje vardı ya, onunla ilgili bir kitap lazım oldu. Ben de Deniz'e vermiştim, burada mı diye bir bakayım dedim. Biliyor musun, biraz sonra ameliyat edeceğim genç kız Deniz'in yaşında, gencecik bir kız. Durum nasıl, iyileşecek mi peki? Ben elimden geleni yapacağım da durumu pek parlak değil. Biliyor musun Özgür, insan böyle zamanlarda sevdiklerinin kıymetini biraz daha anlıyor. Baba bak, eğer Deniz'i kastediyorsan onu ben de çok özledim. Geçirdiğimiz onca zamandan sonra sanki bir yanımız eksikmiş gibi geliyor. Sanki en başından beri Deniz bizdeymiş gibi. Evet. Ben de Deniz'i çok özledim. Keşke burada bizimle olsaydı. Eminim bu evdeki bazı şeyler şimdikinden çok daha iyi olurdu. Annem. Kızım, erken mi kalktın sen? Evet anneciğim, çok erken kalktım ve sana müthiş bir kahvaltı hazırladım. Hadi kalk. Niye zahmet ettin be kızım? Ne zahmeti, annelerin en güzeli. Annem. Söyle canım. Biliyorum, sana son günlerde biraz ters davrandım. Önemli değil be yavrum. Her insanın ters zamanları olur. Benim de oluyor bazen. Ana kız arasında olur böyle şeyler. Ama ben yaptıklarımdan ötürü kendimi çok kötü hissediyorum. Beni affet olur mu? Canım kızım benim. Sen affedecek bir şey yapmadın ki. Hoş geldin Şükran Hanım. Vallahi pek hoş gelmedim. Ne oldu, bir şey mi oldu, hayırdır? İsa olandan duydum. İşten çıkmışsın. Böyle parasız pulsuz kirayı nasıl ödeyeceksin hanım? Bu benim sorunum canım benim. Ay başında gelirsin kiranı almaya, o zaman konuşuruz. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Karışırım ben. Benim evimde oturuyorsun, öyle bir karışırım ki. Hem zaten bu halin tavrın da mahallemize hiç yakışmıyor. Hele bir de kiranın üstüne yatmaya kalk. Andolsun beter ederim seni. Ben seninle muhatap olacak kadın değilim. Hadi şimdi çık git evimden. Hadi. Aa, sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Kirasını vermiyor muyum? Tabii ki benim evim. Hadi çık git şimdi, hadi. Yok yok. Kadınlar çekeceğim var benim. Ah Ahmet, ah ne işler açtım başıma. O pavyon gülü yetmedi. Bir de bu kadını başıma sarıp gittin ya.
zaman var ya, ben Deniz'i öpmeye kalkınca yüzünün halini bir görecektin abicim. Abicim neyi göreceğim ya? Geçen seneden beri köylü güzeli dediğin Deniz seni madar etmiş, üstüne de tokat atmış yani. Ne alakası var abicim? Ne alakası var? Ben Deniz'le yemeğe çıktım mı? Çıktım. Eğlendim mi? Eğlendim. Daha ne? Peki tokat ne oluyor? Tokat bu işlerin şanıdır oğlum, sen bilmezsin. O zaman gel bir tane de ben çakayım da şanın yürüsün. Ozan, sen bırak onu da abicim, senin bu yüzünün haline bakayım. Tamam boş ver ya. Birazdan bana bir şey getirecek, onu bekliyorum. Ha. Kavga mı ettiniz yoksa? Keşke o kadar kolay çözülecek bir şey olsa. Neyse, sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? Dün akşamdan sonra gerçek kadınlara ihtiyacım var. Evde alem yapacağım. Ne alemi ya, saçmalama abi. Niye ki? Melih biliyorsun biz Banu ile beraberiz. Yani eve kız falan getirme. İkimizin de gözünü oyar. Allah Allah. Abicim ben bu işi evimde yapamazsam nerede yapacağım? Abicim bilmiyorum. Nerede yaparsan yap. Benim başımı belaya sokma da yeter. Ozan. Abicim sen ölmüşsün. Senin ağlığının yok ha. Neyse tamam. Ben de ofis fantezisi yaparım madem öyle. Ama sakata gelme de. Gelmem aslanım gelmem. Ben sen miyim? Hatunları arayayım da bari randevu yerini değiştireyim. Denizciğim bir tane de bala koy sana. Vereyim ama anne sen çok çay içmesen. Biliyorsun fazla çay kandaki demiri düşürüyor. Aman da büyümüş de annesine doktorluk mu yapıyormuş? Ay bugün hastaneye gideceğim bakalım. Ben onu tamamen unuttum. Kontrol bugün müydü? Ben de seninle gelecektim. Kızım ben hasta değilim. Gayet iyiyim biliyorsun. Ben bakarım. Bakkalın çırağıdır. Biz kahvaltıyı bitirene kadar anca getirdi ekmeği. Hacer teyze seni nasıl özledim. Ben de seni çok özledim canım benim. Evde yokluğunu o kadar çok hissediyorum ki. Niye hiç gelmiyorsun? Geldim ya. Kimmiş? Bakkalın çırağı. Hacer abla hoş geldin. Bu ne sürpriz? Hoş bulduk. Sürpriz olur mu hiç? Bugün senin kontrolün yok mu? Ne? Kontrol mü? Niye zahmet ettin? İşini gücünü bırakıp buralara kadar geldin. Ay yapmayın böyle, ben iyiyim. Zahmet olur mu hiç? Sen benim için çok önemlisin. Hem biraz da hava almış oldun. Öyle değil mi Deniz'ciğim? Öyle tabii Hacer teyze. Vallahi benim için de rahat edecek. Yoksa okula giderken aklım annemde kalacaktı. Canım Hacer ablam benim. Canım. Anne şu bize yaptıklarına bak. Değdi mi ha? Değdi mi? Mert nasılsın abi? İyi diyelim. Sen? Ben de iyiyim abi. Ya bir kitap lazım oldu da proje için. Evi talan ettim yok. Sadece kitapla bilse yine iyi. Ben asla yetiştiremeyeceğim ya. Dur oğlum dur bir sakin ol ya. Sen şimdi hangi kitabı arıyorsun söyle bana. Abi şu hani halk sağlığı dersin kitabı vardı ya. O kitap bende yok ama kütüphanede bulabilirsin. Hadi o zaman sen de bana yardım et gel. Özgür bak ben... Mert bak bu benim için çok önemli. Eğer bana yardım etmezsen mahvolurum. Abi daha literatür taraması var ya asla yetiştiremeyeceğim bak. İyi peki o zaman. Abi süpersin. Hadi gel. Çıkalım bari. Parayı getirdin mi? Ozan benden ne istediğinin farkında mısın sen? Ya canım farkındayım ama... O zaman nasıl geri isteyeceğimizi de söyler misin lütfen? Menekşe teyzeden aldık dedik. Ya bana nasıl olacağını bilmiyorum fakat ben de çok sıkıştım. Parayı yatırmam lazım bankaya. İmkansız diyorum Ozan imkansız. Ok yaydan çıktı bir kere. Babam Menekşe teyzeye teşekkür etti. Yarın öbür gün parayı arabanın sahibine verecek. Artık çok geç ya. Nasıl geç ya? Daha vermedi değil mi? Para hala babanda. Gelip kendini istemeye ne dersin Ozan? Hadi gel bize gidelim. En iyisi sen konuş babamla ha? Ya Banu iş iyice yoksa sürüyorsun. Farkındasın değil mi ha? Biraz beni anlamaya çalışsan, yardım etsen. İcra gelirmiş diyor şirketin muhasebecisi. Ben ne yapayım? Nakit para lazımmış. Olay babama kadar gitti. Ya madem sana ait değil para niye bana veriyorsun Ozan? Ya ben nasıl halledeceğim şimdi ha? Of Ozan ya of! Anladım hanımefendi ama şifreyi eşim biliyor. Ona ulaşmam lazım önce. Tabii tabii siz de haklısınız. İyi günler.
Bir banka işlemini bile senin yüzünden halledemiyorum bari. Hacer Hanım! Hacer Hanım! Evde değil hayatım. Bankada işim varmış, ne izin verdim gitti. Of ya, tam da bir işe yarayacaktı. Ne giyeceğim ben şimdi? Nerede bu siyah pantolonum? Hayatım, siyah pantolon şart mı? Başka bir şey giy. Olmaz anne, Mert'le buluşacağım. Mert'le mi buluşacaksın? Ne olmuş? Yani Mert'le buluşurken illa siyah pantolon mu giymen gerekiyor? Yok da Hacer Hanım çamaşırları yıkamamış. Yani bir tek o temizdi. O yüzden. Ha, anladım. Mert'le bir alakası yok yani. Mecburen onu giyeceğim. Bir de Özgür'ün odasına bak bakalım. Belki Hacer Hanım yanlışlıkla oraya falan koymuştur. Peki, tamam. Bir kere de ben aramadan ara Bahri. Bir kere de sana ihtiyacım olduğunda yanımda ol. Deniz nasıl Meryem? Telefonda pek kötü diyordun ama ben onu iyi gördüm. Toparlamış kendini. İyi iyi, Allah'a şükür Hacer abla. Birkaç gündür hiç keyfi yoktu ama. İkbal Hanım'ın üzerine Mert'in annesini görünce bayağı kötü oldu yavrum. Hassastır benim kızım. Ben Mert'i de çok severim. Ama o anası yok mu anası? Yani layığını buldu. Yıkasın şimdi el alemin bulaşığını bakalım. Öyle deme be abla. Çok zor bir durum. Hele de Mert için. Ya ben Mert'e üzülüyorum zaten. Ana yok, baba yok. Allah sonunu hayretsin. Efendim Mehveş. Ay nihayet. Ya kaç kere aradım Deniz. Neden açmıyorsun? Öldüm meraktan. Anlat hadi. Melih'le yemeğiniz nasıl geçti? Aman bildiğin gibi. Yani sulu zevzek Melih işte. Ama ben ona haddini bildirdim. Bundan sonra bana bulaşamayacak. Heh. İyi yapmışsın. Ha, bir de Melih'le uğraşmayalım mümkünse. Artık ben önüne bakacağım. Benim için sadece annem, okulum ve arkadaşlarım var. Mert? Mert ne olacak peki? Mert diye biri yok artık hayatımda. Ya Deniz. Belki sandığımız gibi değildir. Mehveş'im lütfen. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Sanki sen orada değildin. Ya ne kadar samimi olduklarını görmedin mi? Neyse. Ya kapatalım bu konuyu. Ha Deniz, ben seni asıl neden aradım? Ya elimde son bir anket kaldı. Onu da sana yapayım diyorum. Ne dersin? Of Mehveş, bugün yapman şart mı? Ya bugün hepsini teslim etmem gerekiyor. Buradaki herkese yaptım. Kimse kalmadı. Zaten seninle ilgili bildiklerimi doldurdum ben. Birkaç soru soracağım. İyi peki sor. Dur bakayım. Babanın adı neydi? Kemal Karaca. Peki bilinen genetik bir hastalığı var mıydı? Nereden bileyim? Ben babamı hiç görmedim ki Mehveş. Ay özür dilerim canım ya. Annene sorsan. Tamam peki soruyorum canım. Anne bir şey soracağım. Sor kızım. Babamın genetik bir hastalığı var mıydı? Babanın mı? Ne olur kızımı kurtarın doktor bey. Sen babası mısın? Babasıyım. Olmaz olsun benim gibi baba. Kızımın değerini bilemedim. Ama bir iyileşsin. Bir gözünü açsın. Onu şu göğsüme bir basacağım. Bir daha bırakmayacağım. Merak etme. Biz elimizden geleni yaparız. Tamam mı? Anneciğim söylesene, babamın genetik bir hastalığı var mıydı? Deniz nereden çıktı şimdi bu? Mehveş anket yapıyor, ona lazım. Yoktu. Alo, Mehveş'cim yokmuş, tamam mı? Tamam canım, çok sağ ol. Başka sorum da yok zaten. Tamam o zaman, ben de şimdi hazırlanıp çıkacağım evden. Annemin de bugün muayenesi var, birlikte geleceğiz. Şimdi baba meselesi. Tamam Meryem'ciğim. Kendini üzme o kadar. Suç bende zaten. Güvendim ben sana. Banu, benim bir suçum yok. Olaylar benim dışımda gelişti. Ne yapabilirim? Ha? Ne bileyim Ozan, yap işte bir şey. Ama bir şey yap artık. Banu, yapabileceğim bir şey olsa zaten verdiğim parayı geri istemezdim senden. Hani sen
sen çözüm adamıydın? Ha? Hani sen sonuç adamıydın? Ne oldu? Banu, bu dünyada bir tek senin baban yok. Benim babamın da delice şeyler var, biliyorsun değil mi? Ha? Ozan seni düşünürken, babanın derde çözüm üretirken iyiydi ama. Canım tatlım diye şakıyordun. İşler karıştı, ne oldu? Hakarete başladın. Ben sana hakaret etmedim. Etmeye de hakkın yok zaten, durum ortada. Bana bağırıp çağırca ne yapacağız onu söyle. Tamam. Almaya çalışan paranı Ozan. Ama sakın bir daha bana atıp tutma. Yok benim için paranın önemi yok. Ben bu parayı bir gecede harcarım. Sen sevgiline güven filan. Bana bir daha hikaye anlatma. Özgür, şu senin proje için süreli yayınlar arşivine mi baksak diyorum. Ne dersin? Abi iyi fikir. O zaman sen arşive bakarken ben de bir kütüphaneye gideyim. İyi fikir. Özgür, iyi misin? Gel, gel oturalım şöyle. Gel. İyi misin Özgür? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Bana bak. Emin misin oğlum? Yok abi, gerçekten iyiyim. Arada oluyor. Peki, sen öyle diyorsan. Neyse ben kaçtım o zaman, kütüphanedeyim. Sonra görüşürüz. Gypsy Kings, ne haber? Sen ne güzel gitar çalıyorsun öyle ya. Yazın bizim yazlığa gelsene, sahilde çalarsın. Ama bozuldun değil mi? Bozuldun, hadi kabul et. Deniz'le beni şöyle aynı masada görünce. Bana bak Melih, sabrımı taşırıyorsun. Hareketlerine dikkat et. Biz Deniz'le ayrı olabiliriz ama o benim için çok değerli. Eğer onu rahat bırakmazsan seni gebertirim. Anlıyor musun? Seni gebertirim. Hemşire hanım. Kızım nasıl hemşire hanım? Ameliyat nasıl geçiyor? Allah rızası için bir şey söyleyin. Ameliyat devam ediyor beyefendi. Gülcan hemşire. Bahri buralarda mı acaba? Ameliyatta şu anda İkbal Hanım. Çıkınca acilen beni aramasını söyler misiniz? Söylerim tabii. Sağ olun. Bir kere de acil bir şey olduğunda işin olmasa olmaz sanki Bahri. Sen neden o kadar sinirlendin Melih'e anlamadım. Çünkü abuk subuk konuştu Pelin. En son... Deniz'den bahsediyordun. Benim için hala değerli filan diyordun ama. Evet öyle. Bak, Deniz'le aramızın bozulmuş olması onun kötü bir insan olduğunu göstermez. Benim için hala değerli. Anlıyorum. Neyse. Ben bir arşive uğrayacağım. Özgün'ün projesine yardım etmem gerekiyor. Projesi için tarama yapılması gerekiyormuş. Ben de seve seve yardım ederim. Gerçekten mi? Biliyor musun, çok iyi olur. Dünya kadar iş var yapılacak. Pelin, bazen inanamıyorum senin nasıl bu kadar çabuk değiştiğine. Karşımda duran Pelin'le eski Pelin'in hiç alakası yok, biliyor musun? insan yaşadıklarından ders alıyor işte. İyi ki değiştin Pelin. Yalnız şu Melih zibidisiyle hala nasıl takılıyorsun, bir türlü aklım ermiyor. Hacer Sultan, Meryem teyze. Hayırdır? Benim rutin kontrollerim için gelmiştik Mert'cim. İyisiniz yani. Bir problem yok ya. Yok, iyiyim çok şükür. Hacer Sultan, sen de iyisin. İyiyim, sağ ol canım. Siz bankaya gitmeyecek miydiniz Hacer Hanım? Pelin'cim, gittim. Gittim ama bir de Bahri'ye uğrayayım dedim. Karşılaştık. Biz de kapıda karşılaştık işte. İlginç. Hadi annem, geç kalma. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Mert'cim, çok incesin. Hadi çocuklar, görüşürüz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne haber?
Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Sekreterin ne iş olur dosyayla filan ya? Bu ne biçim çalışma? Sekreter dediğin telefonlara bakar, çay getirir götürür. O kadar. Hadi git, sana izin verdim. Ama Melih Bey olur mu? Ya aması filan yok. Allah Allah, izin verdim. Hatta düşündüm, bütün şirket çalışanlarına izin verdim bugün. Hava güzel, yazın son günleri. Gidin gezin, dans edin, bir şeyler yapın. 5 dakika içinde boşaltın şirketi. Hadi göreyim seni. Ama Melih Bey, babanız mesai bitmeden çıkılmasından hiç hoşlanmaz. Ayrıca dünkü yemeğe de gelmediniz. Çok zor durumda kaldık. Semra Hanım, şirketin patronu gibi konuşmaktan vazgeçin bir zahmet. Çok zor durumda kalmışmış. Allah Allah. Size şirketi boşaltın dedim. Melih Bey, lütfen. Ya lütfeni falan yok. Boşaltın diyorum. İzin verdim diyorum. Daha neyi zorluyorsunuz? Peki efendim, siz bilirsiniz. Aferin. Semra Hanım, makasımı alırım. Ha şöyle ya. Biraz kafamızı dinleyelim. Alo. Kızlar. Ofiste bekliyorum sizi. Balıklarımla birlikte. Hadi geç kalmayın. Öperim. Bu yaşta bana yalan söylettiler ya. Çok utandım, çok. Aman Hacer teyze, sanki Pelin'i tanımıyoruz. Ya huyu çok kötü. Şimdi beni sizde gördü ya, hemen yetiştirir annesini. Ay, of abla ya. Benim yüzümden düştüğün durumlara bak. Yok canım, bu kız hep böyle. Hem ben senin hep yanında olmak istiyorum. Sağ ol Hacer ablacığım. Benim için desteğinin ne demek olduğunu bilemezsin. Canım canım, ben hep senin yanındayım. Deniz, asma suratını artık kızım. Sen de üzülme ama. Ay ben sana kıyamam. Yok üzülmüyorum anneciğim. Benden gizlemeye çalışma kızım. Hadi ama yüzün gülsün biraz. Tamam anne, senin şu kontrolün iyi geçsin. Benim yüzüm o zaman güler. Senin dersin yok mu? Var ama çok önemli değil. İyi hadi. Yandık bittik, kül olduk vallahi. Körün taşı bu ya, o da bize denk gelir zaten. Evet anne ya, aynen öyle oldu. E ne yapacağız biz şimdi? Vallahi tek çaremiz var, o da Menekşe teyze parasını geri istiyor diyeceğiz. Oldu. E sonra ne olacak? Baban akşama adama paranı vereceğim demiş. Ne diyecek adamcağız? Ya parayı bulmuştum ama bana söz veren getirmedi diyecek anne, ne diyecek? Oldu, bekle sen. Ay Banu, babanı bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ha. Adam telefonda arabamı hurdaya çevirdin. Demiş baban da tamam sözüm sözdür, para hazır demiş. Vallahi hasta olur, yataklara düşer Kazım'ın. Ya iyi de anne, başka çözüm yolumuz yok ki. Kız Suna, sen de bir şeyler söylesene, ne yapacağız biz şimdi? Vallahi yalancının mumu yastığa kadar yanar. Aa, gerçi ben bunu daha önce söylemiştim değil mi? O zaman şöyle diyeyim anneciğim. O sosyetik oğlanın ipiyle kuyuya inerseniz böyle olur. Özgür, nasılsın? Sağ ol Mehmet, sen? Proje için çalışıyorsun herhalde. Yardım için attığım mesaja sadece sağ ol yazmışsın. Çalışıyordum, çok bir şey yazamadım. Nasıl gidiyor peki, bitirebildin mi? Yok, daha çok iş var ya. İstersen yardım teklifim hala geçerli. Sağ ol ama Mert yardım ediyor. Pardon. Alo. Hadi yine misin? Yok dedim ama istediğin geldi. Oh be sonunda. Ne zaman görüşüyoruz? Yarın görüşürüz.
Ama şunu önceden söyleyeyim, eski fiyatından veremiyorum. Bu sana biraz pahalıya patlayacak. Tamam abicim, sen merak etme. Yeter ki getir. Sen ne istersen vereceğim. Melih alem çocuk vallahi. Kalktı bizi ofisine çağırdı manyak. Ay fena mı canım? Ofis fantezisi. İyi günler Tarık Bey. Buyur Kazım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne oldu? Yok bir şey. Bu menekşe... Haa, o iş merak etme sen. Ben hesaplatacağım, faiz ile ödeyeceğiz Allah'ın izniyle. Yok, onu demeyecektim. Söyle Sabiha, söyle, çekinme. Bugün keyfim yerinde. Ya işte zaten bu yüzden. Ben şey diyecektim. Yani ben dedim de... Ne geveliyorsun ya? Söylesene. Kazım, hani bu menekşenin köyde bir yeğeni vardı ya. Gürbüz mü? Ha, Gürbüz. O işte ev alacakmış. Hadi ya. Aferin kerataya. Çok sevindim vallahi. Hayırlı olsun. Evet. İşte kelepire bulmuş da kaçıramam demiş. Kelepirse kaçırmasın tabii ya. Ev önemli Sabiha. İşte menekşe de şey, ben mecbur kaldım dedi. Parayı geri istiyor. He? Verdiği parayı geri mi istiyor? Olur mu öyle şey ya? Ben arabanın sahibini aradım. Herif akşam gelip alacak parasını. Ben şey edemedim, yani parayı geri isteyince... Ne diyeceksin tabii? Boyun eğip ezilecek halimiz yok ya milletin karşısında. Al, parasını başına çalsın. Doktor bey, kızım nasıl doktor bey? Kurtuldu değil mi? Allah aşkına kurtuldu de. Bak biz elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kızım, kınalı kuzum. Başın sağ olsun. Şimdi metin olmak lazım. Kızıma babalık yapamadım. Buna anlıyorum doktor bey. Çocukken elinden tutup parka götüremedim. Genç kız olmuş. Büyümüş. İllekli hastalığa tutulmuş da yar. Yine de babam diye sayıklamış. Bundan sonra... Bundan sonra iflah olmam. Doktor bey. Kendi öz kızına bile sahip çıkamayan adamın adamlığa nerede kalmış? Kendi ailesine bile sahip çıkamayan lanet bir adamım ben. Bulduğumuz makaleler projede Özgür'ün işine çok yarayacak. Hepsini de senin sayende hemen hallettik. Umarım Özgür'ün işine yarar. Çok yoruldu bu proje yüzünden. Ha, istersen senin öğrenci belgeni alalım. Oradan Özgür'e geçeriz. Bakalım o neler bulabilmiş. Hadi. Kolay gelsin. Mert, Deniz Karaca'yı tanıyorsun değil mi? Evet, tanıyorum. Kendisine ulaşamıyorum. Haber verip buraya gelmesini söyler misin? Bizim biraz işimiz var da başkası ilgilense. Bilin olur mu öyle şey? Hemen arıyorum.
Alo Mert. Deniz selam. Ben şu anda öğrenci işlerindeyim. Sana ulaşamadıkları için ben arıyorum. Acilen buraya gelmen gerekiyormuş. Peki hemen geliyorum. Sağ ol haber verdiğin için. Hacer teyze beni öğrenci işlerinden çağırıyorlarmış. İşim biter bitmez ben sizi arayacağım. İyi. Hadi canım kolay gelsin. Sağ ol Hacer teyze. Ya abicim sen de olmayacak da kimde olacak ya? Ya vallahi Burak bir 5000 lira için amma süründürdün be. Verecek misin vermeyecek misin? Eyvallah abi. Tamam. Ulan hepiniz yancıymışsınız be. Ozan ısmarlarken iyi. Ekmek elden su gölden. Olaya bak ya. Satacak bir şey de yok. Ulan saat var. Safir camlı saat iyi para eder. Onu da verdim ben geçen sene. Ulan millete sadaka dağıtırken dilenci durumuna düştük. Islak ha. O da Banu'nun hediyesi ya. Olsun. Bu işi başıma Banu açtı. Kaç para eder ki? Taş çatlası 500 eder. Olsun. Damlaya damlaya görür. Of baba ya, of ya. Para hesaba geçmemiş. Derhal bankaya git ve bu işi hallet. Ne dedi anne? Alsın parasını da başına çalsın dedi. Bizi düşürdüğün hale bak ya. Utan, utan. Ya anne ne yapayım? Sonuçta ben de çözüm üretmek için yaptım. Yani böyle olabileceğini nereden bileyim ki? Sus arsız sus. Sanki bu kaza senin yüzünden olmadı mı? Bizi bu hale düşürdün ya. Beni bu hale düşürdün ya. Adam haklı. Allah akıl fikir versin hepimize. Alo Ozan, gel de al paranı. Evet geri aldım. Ya ne önemi var Ozan nasıl aldığını? Gel al işte. Oh şu sol tarafa bak orada kuluç var. Oh, 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 oh. Aferin. İyi mi böyle? Vallahi harika. Kızlar niye bu kadar geç geldiniz bakayım? Vallahi gözüm yollarda kaldı. Ya merak etme Melih'cim, birazdan o gözlerim bayram edecek. Bayram edecek ha? Oh. Bayramda bayram şekeri de verirsin sen bana o zaman. Melih bana bak. Bizi buraya getirdin ama yakalanmayalım. Burada mı? Yavrum burası benim. Burada her şey benim ya. Yani kendi yerimde kendimi mi yakalayayım? Lütfen gerek yok bu konuları konuşmaya. Fındık 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 fındık. Öpçük 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 öpçük. Öpçük öpçük öpçük. Fısır fısır fısır. Bundan sonra iflah olmam, doktor bey. Kendi öz kızına bile sahip çıkamayan adamım. Adamlığa nerede kalmış? Nihayet mühim işlerim bitmiş. Banka şifresini sormak için aradım ama ulaşmak ne mümkün? Ben bugün çok genç bir hastamı kaybettim İkbal. Üzüldüm bari. Sahi mi? Ben senin bir genç kız için üzüleceğini hiç tahmin etmezdim doğrusu. Deniz meselesini kastediyorsan. Görüşürüz. Merhaba. Hoş bir şey edecek zamanım yok Ozan. Al parayı da git bir an önce. Banu, biliyorsun seni zor durumda bırakmak istememiştim. Ya tamam Ozan. Benim hayatım zaten zordu. Değişen bir şey yok. Ya canım öyle deme. Evet, başı döndük işte yine. Babam benim yüzümden kaza yaptı ve
Hasarı da ödeyecek paramız yok. Özür dilerim. Ya tamam Ozan, hadi git bir an önce. Şimdi bir gören olacak. Öpmeyecek misin beni? Hı? Hayırdır Kazım? Hayırlı bir iş gelir mi bizim başımıza? Nereye gidiyorsun? Arabanın sahibine gidiyorum. Yüz yüze konuşayım, anlatayım durumu. Adam şimdi ayağımıza kadar gelecek. Bir de para yok diyeceğiz, hiç olmayacak. Tamam, doğru söylüyorsun. Kazım, adam eğer abuk subuk konuşursa ne olur, sinirlenme olur mu? Gözünü seveyim. Eyvallah. Hadi, Allah yolunu açık etsin. Sen bana lazımsın Kazım. Kızlar. Şerife Melih'ciğim. Hadi ama şu an Şerif'ten daha önemli şeyler var, bence dedek kaldıracak. O zaman gözlerini kapat da sana sürprizimizi gösterelim. Vay be. Ben bayılırım sürprizlere. Vallahi heyecanlandım ya. Hadi ama ya, sıkıldım bak ben bu sürprizden. Vallahi açıyorum gözlerimi. Canını seven kaçar. 3, 2, 1 hoppa! Baba. Hadi getir artık şu parayı. Ya canım böyle yapma ama. Küsme bana. Ya Ozan niye küseyim, çocuk muyuz? Ama doğal olarak canım sıkıldı tabii. Haklısın. Çok haklısın. Ama böyle olacağını bilemezdim ki. Bilemezdin. Ya Banu, bana bak. Ben seni zor durumda bırakacak bir şey yapmak ister miyim? Ha? Ben senin kahramanın olmak istiyorum. Öylesin zaten. Beni seviyor musun? Hı? Ya Ozan, sırası değil şimdi. Ya canım, aşkın sırası mı olur? Ha? Hadi bir kere öpeyim. İçim rahat olsun. Rahat gideyim. Bu iş çözülmeden sana öpücük falan yok. Banu! Kolay gelsin. Beni çağırmışsınız. Ben Deniz Karaca. Ha Deniz Hanım, bu sizin aklınıza geldi. Teşekkür ederim. İki saattir kitabı bulamıyorum. Başka yere koymuşlar herhalde. Çıldıracağım ya. Hah, buldum galiba. Thank you.
oldu? Neyin var söylesene? Hocam da ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Kim ölmüş? Benim babam ölmüş. Hocam. Babam ölmüş. Aslında çok daha